İzbel Temel Beceriklilerle beraberiz şu anda. Merhabalar. Evet, kendisi aynı zamanda bir müzik öğretmeni. Aynen. Evet. Aynen. Sibel'cim, ne zaman girmiştin koroya? Sana da sorayım. Aynen, 4 sene oldu. O zaman kuruluştan beri. Tabii. Evet, sayın şefimiz Bahadır Hocam benim aynı zamanda bölümden arkadaşımdı. Böyle güzel bir topluluğun olduğunu ve musikiyi sevdiklerini ve musikiyle bütünleşip güzel çalışmalar yapacaklarını söylediler. Ben de hiç gözüm kapalı, özellikle de çok değerli hocamız Fatih Erkoç da duyunca hemen bu koroya katılmak istedim. 4 seneden beri bu korodayım. İnanılmaz güzel bir enerji var burada. Yaş ortalaması büyük olmasına rağmen inanılmaz bir enerji var. Türk musikisini sevenler bir arada her hafta salı günleri toplanıyoruz ve çalışmamızı yapıyoruz, gülüyoruz, söylüyoruz. Musikiyi içimizde hissederek güzel çalışmalar yapıyoruz. Bugün de çok güzel bir konser bizi bekliyor. Seyircilerimiz içeride, biz de içeride heyecanlı. Birazdan sahnede olacağız. Şimdi peki, sana ne kattı desem bu 4 sene? Bana ne kattı? Bana öncelikle güzel bir değerli hocamız Fatih Erkoç'u tanımak kattı. Gerçekten sanatçı kelimesi gerçekten tesadüf değil. İnanılmaz derece alçak gönüllü, birçok enstrümanı çalabilen bir hocayla çalışma fırsatı verdi. Çok güzel arkadaşlıklar, kardeşlikler edindim. Sadece ben nota biliyorum ama sadece nota bilmek yetmiyor. Gerçekten buna aşkla bağlanmak gerekiyor. Burada o insanlar bir arada ve ben bundan çok mutluyum. İnşallah devamını da dilerim. Şükriye Gür Yıldırım'la beraberiz. Kendisi Fatih Erkoç Korosu'nda, Türk Sanat Müziği Korosu'nda. Sevgili Şükriye'cim, ne kadar zamandır bu korodasın acaba? 4 yıl oldu Fatih Erkoç Korosu'na gireli. Çok keyifli bir koro. Çok severek geliyorum buraya. Çünkü öncelikle Fatih Erkoç gibi duayen bir ismin altında bulunan bir koroda bulunmak öncelikle gurur verici. Ve çok keyifli, güzel dostluklarımız var. Her geçen günde pekişiyor, o daha sevindirici bir şey. O yüzden keyifle devam ediyoruz müziğe. Müziği sevdiğim için de sevine sevine geliyorum. Bu gece heyecanlı mısın? Biraz sonra tabii konser var. Evet, heyecanlıyım. Ayrıca da bir solo şarkım olduğu için daha da heyecanlıyım. Ha, çok güzel. Solo şarkının ismi neydi? Bahar bitti, güz bitti. Artık bülbül ötmüyor. Saadettin Kaynağ'ın bir eseri. Gerçekten güzel bir eser. Bir derya. Çok güzel, çok güzel. Bundan sonra müzik adına, çünkü bir altyapın olduğunu biliyorum, bundan sonra bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yine bu şekilde, amatörce, güzel bu koronun içerisinde devam etmeyi düşünüyorum. Günsel Nas Yalçın'la beraberiz. Sevgili Günsel abla da Fatih Erkoç Korosu'nun bir elemanı. Ne zaman girmiştin Günsel ablacığım? 4 yıl evvel girmiştim. Bu yıl 4. yıldayız yani. Bu yıl dördüncü yıldasınız. Galiba arkadaşlıklar, dostluklar fena pekişmiş bu zaman zarfında. Çok güzel, çok güzel. Hepsi kızım, kardeşim, aile gibi olduk biz burada. Ve Yurdanur Varlık'la beraberiz. Gelmeden önce herhangi bir müzik birikimin var mıydı? Evet, ben aslında ilk defa değil, üçüncü senem bu ama ilk defa konsere katılıyorum. 2 yıl rahatsızlığımdan dolayı çıkamamıştım. Bu sene inatla çıkacağım. Müzikle şöyle çok ilgiliyim. Aynı zamanda biraz ut, biraz saz çalıyorum. Harika, harika. Türk halk müziğine merakım var. Türk sanat müziğini de çok seviyorum. Peki bu koro size ne kattı desem? Ne kattı? Ya çok mutlu oluyorum bir kere, deşarj oluyorum. Başka türlü bu sevdiğiniz müzikleri bir yerde icra etme şansınız yok. En azından bunları söyleyerek mutlu oluyoruz ve çok güzel arkadaşlıklar kattı. İlk konser diyorsunuz, çünkü ilk defa çıkacaksınız. İstanbul'da bir yarışmaya katılmıştım. Bu da Bursa'da ilk konser oldu. Heyecan nasıl? Heyecan durup da şimdiden kasıldık. Hangi solo yapacakmışım diye
heyecanlıyım. Çok güzel. Bundan sonra yola sevgiyle devam ediyoruz. Müzikle İnşallah devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte. Değerli Fatih hocamız ve şefimiz Bahadır Sevik'le beraber. İnşallah hep birlikte. Çok değerli ablam Nilüfer Pehlivan'la beraberiz şu anda. Eşim koronaydı. Ut'la iştirak ediyordu. Ben de bir akşam onları ziyarete gittim ve orada kaldım. Ondan sonra o gün bugündür ben buradayım. Gündür, evet. Bu gece konser var. Heyecanlı durumda. Çok heyecanlıyız hepimiz. Şimdi konserlerin çoğu değil aslında verilen konserlerin hepsi sosyal bir proje niteliği taşıyor. Ve her seferinde de bu konser sonunda o hedefe ulaşılıyor. Ne, kim için yapılırsa, ne için yapılırsa. Bu geceki konser ne içindi? Bu gece Uludağ Üniversitesi Çocuk Kliniği'ne bir cihaz hediye edeceğiz. Aynı zamanda hem müzik yapıp, yani sevdiğiniz bir şeyi yapıp, hem de birilerine dokunmanın sizde yarattığı manevi tatmini duysam mutlu olur, çok çok faydalı olduğumuz için mutlu oluyoruz. Değerli Fatih Erkoç hocamızın pek değerli, pek sevgili, pek samimi eşi Mehlika Erkoç'la beraberiz. 4 yıldır korodayım. Mutluyum. İnanılmaz keyif alıyorum. Aslında hiç düşünmediğim bir şeydi. Ama arkadaşlarım ısrarıyla girdim. Hakikaten de çok keyif almaya başladım. Korodaki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, korist arkadaşlarımı. Çok güzel vakit geçiriyoruz, çok eğleniyoruz, çok mutluyum. Aslında bir müzik kadını olmamanıza rağmen, bir müzik adamının yanında, üstelik de Türkiye'de devleşmiş bir ismin yanında, kulağınız bayağı sağlamlaşmıştır diye düşünüyorum. Nasıl? Galiba öyle oldu. Aslında hiç alakam yokken şu anda iyi bir dinleyiciyim. Kendimde öyle bir başarı maalesef yok. Estağfurullah. Ama gerçekten yok. Ama kulağımın sağlam olduğunu söylüyor Fatih Bey. Pişmanım. Şimdiki aklım olsaydı bir şeyler yapmak isterdim. Eğitebilirdim kendimi belki de. Ama çok utangaçtım. O zaman bu koro bir fırsat mı yoksa? Yani öyle. Fatih Hocam'la evli olmak nasıl bir şey? Güzel ama zor bir şey. Ne yani, sanatçıyla birlikte olmak çok kolay bir iş değil. Ama ben çok memnunum. Ömrüm oldukça onu mutlu etmek için elimden geleni yapmaya gayret edeceğim.